Herkes koyun Dolly'yi bilir. Çünkü ilk klonlanan hayvan olduğu için Dolly klonlandıktan sonra birçok deneme yapıldı. Köpek klonladılar, keçi klonladılar ama iş insana gelince her zaman başarısız oldular. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Klonlamak gerçekten de insanları ölümsüz yapabilir mi diye kendi kendimizce soruyoruz. Ama ruh farklı olduğu için senin ikizin gibi olmuş oluyor. Bilim insanları bir karara varmışlar. İnsan DNA'sına en çok benzeyen hayvan nedir diye. Bunu sokakta geçen çocuğa sorsak bilebilir. Maymun. Ve bilim adamları geçen sene ilk defa insana oldukça çok benzeyen maymunları klonlamışlar. İsimleri ise hayli komik. Zong Zong ile Hua Hua. Koyun Dolly üzerinde uygulanan klonlama tekniğinin aynısını kullanmışlar. Bu teknikle klonlanan ilk primatlardır. Birçok maymunda denediler ama sadece bu primatlarda başarılı olabildiler. Primatların her ikisi de Şangay'daki Çin Bilimler Akademisi'nin Sinir Bilimleri Enstitüsü'nde doğdu. Bilim adamları ilk klonlanmış memeli koyun Dolly'yi 1996'da somatik hücre nükleer transfer tekniğini kullanarak ürettikten sonra bugüne kadar sığır, keçi, köpek, at ve sıçan dahil olmak üzere 23 memeli türünü başarılı bir şekilde klonlamışlardır. Bununla birlikte primatlar için bu tekniği kullandıklarında sonuç başarılı olmamış ve primatların hamileliğinin 80 günden fazla sürmediği ortaya çıkmıştır. Ana zorluk muhtemelen transfer edilen çekirdeğin embriyosunun büyümesini desteklemek için doğru programlanmamasıydı. Daha sonra uzun araştırmalar neticesinde doğru DNA'yı programlayabildiler. Ve taşıyıcı anne maymuna nakilleri yapıldı. Her ikisi 2017'nin Kasım ayında doğdu. Bilim insanlarına birçok soru soruldu ve maymunları klonlayan ekibin liderinin cevabı ise hayli iyiydi. Dolly'yi klonlamak için 277 tane girişimde bulunuldu ve 278. girişimde başarılı olundu. Ama biz ise ikinci girişimimizde başarıyı yakaladık. Hedefimiz insanları klonlamak ve çözülemeyen hastalıkları çözmek için klonladığımız insanları donör amaçlı kullanmak olacaktır, dedi. Somatik hücre nükleer transfer metodu kullanılarak klonlanan ilk primatlar 4. aya girme aşamasındalar ve hayli neşeli ve hayli enerjik duruyorlar. Şimdilik hastalıklara karşı kimse yanlarına yanaştırılmıyor ve özel bakım ünitesinde yaşamlarına devam ediyorlar. Çok yaramaz bir maymun oldukları için akşama kadar televizyon izleyip bir sürü şımarıklık yapıyorlar. Ya bir gün siz de çözülemeyen bir hastalığın pençesine kapılsaydınız, klonunuzu ürettirip ve klonunuzu kendi sağlığınız için öldürmek sizce doğa kanunlarına uyar mıydı? Sonuç neticesiyle bir insanı öldürmüş oluyorsunuz. Cevaplarınızı aşağıda bulunan yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Benim cevabım ise aşağıda yorumda.